Arkadaşlar herkese selam. Bugünkü videoda yurt dışında Türk hesabınızdan nasıl nakit para çekebilirsiniz veya Türk hesabınızdaki euroları yurt dışında nasıl kullanabilirsiniz bunları konuşacağız. Bu en çok aldığım sorulardan biri. Türk hesabımızda bir euro oluyor ve yurt dışına çıktığımızda bunu nasıl kullanacağız? İşte kesintiler ne kadar oluyor? En hesaplı nasıl kullanabiliriz? Bunlara cevap vermeye çalışacağım. İlk olarak arkadaşlar gittiğiniz ülke ve hangi bankaya sahip olduğunuz önemli. Bazen bankanıza ait ATM veya banka şubeleri gittiğiniz ülkede olabiliyor. Bildiğim kadarıyla mesela Almanya'da falan Türk bankalarının da şubeleri var. Ben Litvanya'da yaşıyorum. Litvanya için söylemeye çalışacağım ve diğer Avrupa ülkeleri genelinde de yine bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, Türk hesabınızdaki euro yurt dışında görünmüyor. Sizin Türk hesabınız olduğu için ana para birimi TL olarak görülüyor her zaman. Onun için yurt dışında Euro'larınızı kullanabilmeniz için bunu TL'ye dönüştürmeniz gerekiyor. Yani hesabınızda Euro değil aslında TL olması lazım. Şimdi bunun detayını anlatacağım, örnekler vereceğim. Türk hesabınızda 500 avro para bulunsun ve bunu siz yurt dışında kullanmak isteyin. Bunu nasıl kullanabiliriz? Öncelikle bankanızın, banka kartınız oluyor ya, onda Maestro veya Visa böyle yazar zaten. O Maestro ve Visa yazan tüm ATM'lerden o paranızı çekebilirsiniz demek anlamına geliyor bu. Yani herhangi bir Visa veya Maestro yazan ATM gördüğünüzde o parayı çekebilirsiniz. Yalnız nasıl çekebilirsiniz? Şimdi o 500 avronuzu TL'ye çevirmeniz gerekiyor. Çünkü yurt dışındaki ATM sizin euro hesabınızı görmüyor. Öncelikle TL'ye çeviriyoruz. O 500 euroyu TL'ye çevirdiniz. Orada bir ufak euro kaybınız olacak. Sonrasında ATM'ye kartınızı takabilirsiniz ve örnek verelim işte 300 avro veya 400 avro çekmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Ondan sonra parayı alabilirsiniz. O parayı nasıl alıyorsunuz? Hesabınızdaki TL'ler euro'ya çeviriyor. Yani ATM hesabınızdaki TL'yi euro'ya çeviriyor ve size euro olarak veriyor. Ama öncelikle bankanızda TL olması gerekiyor. Bunu hemen bir örnek üzerinden yapalım. Mesela benim bankam Ziraat Bankası ve Litvanya'da ben para çekmiştim yani. 250 euro ve 500 euro yani Erasmus hibesini çekmem gerekiyordu. Onu mesela nakit olarak çekmiştim. Mesela ne kadar kesinti oluyor az buçuk, bunu bir hesaplayalım. Şimdi ben sizin için bir örnek yapacağım. Hesabımızda 500 avro olduğunu varsayalım ve Ziraat Bankası olsun, İş Bankası olsun fark etmez. Bankanızın döviz satış ve alış kurlarına bakmanız gerekiyor. Yani şimdi benim 500 avrom var ve ben bunu yurt dışında çekmek istiyorum. Öncelikle o 500 avroyu Türk lirasına bozdurmam gerekiyor, doğru mu? Yani banka benden döviz alış yapacak. Mesela ben bugün itibariyle Ziraat Bankası'nın döviz alışına baktım. 29.57 TL diyor 1 euroya. Şimdi bunu 500 ile çarptığımızda yani 500 euroyu TL olarak bozdurmak istediğinizde 14.785 TL hesabınızda olacak. Şimdi hesabınızda TL var, okey. Yurt dışında bu TL'yi çekmek istediğinizde 500 avro olarak tabii çekemiyorsunuz. Çünkü neden? O kur kaybından dolayı paranız biraz değer kaybetti. TL ne kadar demiştik? 14.785. Döviz satış kuru, yani burada şimdi Ziraat Bankası dövizi kaçtan satıyor? 1 euroyu kaçtan satıyor? Ona bakmamız gerekiyor. O da 30.49 TL'den. Yani bizim 14.785 TL'miz vardı. 30.49'dan bunu euro almak istediğimizde, yani ATM bunu 30.49'dan çeviriyor Ziraat Bankası'nın kuruna göre, ne kalıyor bize? 485 euro. Bu kurların birim fiyatlarını da yine açıklamalar kısmına yazarım, detaylı bakmak istersen. Yani baştaki 500 avromuz şu an 485 avro olmuş durumda arkadaşlar. Ne kadar kaybettik? 15 avro bir kaybımız oldu. Aslında yurt dışındaki bir euro hesabına da transfer yaptığınızda genelde 15 avro, 17 avro gibisinden bir kesinti oluyor. Yani hemen hemen aynı. Yani 15 euroluk bir kayıp olacak ama yani olabilir arkadaşlar. Yani bu gayet normal. Özellikle Erasmus öğrencileri için, kısa dönemli geldiğiniz için hani yeni bir banka hesabı falan açtırmaktansa hani direkt bu şekilde paranızı alabilirsiniz ATM'den. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinde kartla alışveriş yaptığınızda da bu sistem işliyor. Yani TL olması lazım hesabınızda. Burada yine kritik bir nokta var. Kartınızı mutlaka yurt dışı alışverişine, yurt dışı harcamalarına açtırın. Türkiye'den çıkmadan önce bankanızdan bunu talep edin. Muhtemelen müşteri hizmetlerini arayarak oluyor. Bankanızı yurt dışı ödemelere, harcamalara açık hale getirin.
Sonrasında marketlerde de normal kartınızı kullanabilirsiniz. Hani nakit çekmenize de doğrudan gerek yok. Normal Ziraat Bankası kartını marketlerde falan kullanabilirsiniz. Ama tabii nakit çekmek istiyorsanız da bu dediğim yöntemi yapabilirsiniz. Ha başka ne olabilir? Yani yurt dışına tam zamanlı okumaya giden arkadaşlar, üniversite öğrencileri tamam onlar açabilirler hesap. Çünkü bankada sizden oturum kartı istiyor. Vizesi olan Erasmus öğrencileri doğrudan banka hesabı açamayabilirler. Ondan dolayı bu şekilde kullanılabilir. Ek olarak başka ne yapılabilir? Nakit getirebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'den, bankanızdan direkt parayı nakit olarak çekersiniz. Hani burada da ben tabii böyle 1000 euro, 2000 euro çok yüksek miktar çekmenizi önermem. Hani yolculuğa çıkacaksınız sonuçta. Ama bu tamamen size bağlı yani. İsterseniz çek edebilirsiniz. 500-600 euro miktar makul olacaktır. Zaten hani yolda veya ilk yurda girdiğinizde falan ödemeleriniz olacak. Onları mesela doğrudan cash yani nakit olarak verirsiniz. Herhangi bir kur kaybı vesaire yaşamamış olursunuz. Yani nakit bir miktar getirmekte fayda var. Başka ne tarz yöntemler var? TransferWise ve Revolut diye iki tane online bankacılık sistemi var. Belki duymuşsunuzdur. Yalnız Revolut bizim ülkede çalışmıyor Türkiye'de. TransferWise çalışıyor. Yalnız şöyle bir şey var. TransferWise'dan önce hesap açtıysanız kullanabiliyorsunuz. Şu anda da bildiğim kadarıyla yine TransferWise'dan hesap açamıyorsunuz. Türkiye'de bunu da herhalde banlamışlar artık bilemiyorum. TransferWise'da şöyle bir şey hemen kısa bilgi vereyim. Bu Belçika Bankası arkadaşlar. Online olarak açabiliyorsunuz. Örnek verelim siz TransferWise hesabını açtınız. Mesela Ziraat Bankanızdaki Euro'ları, Türk hesabınızdaki Euro'yu TransferWise'a aktarırsınız Euro olarak. Sadece transfer masrafı alır sizden işte 15 Euro, 17 Euro. Ondan sonra o TransferWise'daki Euro'nuzu kartı da oluyor onun. Normal telefonda dijital kartı da oluyor. Mesela onu yurt dışında herhangi bir kesintisi olarak doğrudan euronuzu kullanabilirsiniz. Tekrardan euro, TL, TL'den euro falan herhangi bir dönüşüm olmuyor. Ama bakın hesap yaptık 15 euro falan çıktı. Aslında farklı bir bankadan TransferWise hesabınıza attığınızda da ya da yurt dışı bankası hesabına attığınızda da yine 15-17 euro arasında bir kesinti oluyor. Yani hemen hemen aynı. O sebeple hani normal banka kartınızı yurt dışında kullanabilirsiniz. Sadece yurt dışı ödemeleri açtırın. Bir de dediğim gibi nakit de çekmek isterseniz normal bankamatiklerden çekebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ben yurt dışında bu para çekim işlemleri nasıl yapılıyor? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Yine sorularınız varsa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda sizin de bildiğiniz yöntemler olabilir. Çünkü her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. Ve sistemler de değişebiliyor. Ondan dolayı mesela örnek verelim Western Union'la falan atanlar da oluyormuş. Yani öyle duymuştum. Ama hiçbir bilgim yok bu konuda. Sizin de bildiğiniz böyle yöntemler varsa, eklemek istediğiniz varsa videoya lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hem diğer arkadaşlar görmüş olur hem de öğrenmiş oluruz. Hatta belki yeni videoları sizin yorumlarınız üzerine de çekebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin, başarılar.